Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuz hoş geldiniz. Bir önceki videomda ya da bir önceki videolarımda Yunus'ları kontrol videosunu yapmıştım. Şimdi tarih 06.02.2022 günlerden pazar. Şu yukarıya çatımıza çıktım. Şu arkamda görmüş olduğunuz Yunus'u benim. Genel yine kontrolünü yapacağım. Gelin isterseniz bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi genel şuralardan salmıştık biliyorsunuz, şu şeyden görüldüğü üzere içeride karlanmalar olmuş ve herhalde küflenmeler olmuş. Büyük ihtimal bunun eteklerini değiştireceğiz arkadaşlar. Genel bir kontrol edelim şuradaki bağlantılarımıza. Evet, şuralarda da iyi ama evet, burası bak, gördüğünüz üzere buralar küflenme olabiliyor arkadaşlar. Bu küflenme olduğu zaman kolektörlerimiz tıkanıyor ya da Yunus'u iyi ısıtmıyor. Zaten ben bu Yunus'u taktıralı 3-4 sene olmuştu. Şu şekilde göstereyim size. Antalya Kepes'deyiz, Karşıyaka Mahallesi'nde. Çoğu evlerin üstünde hep Yunus'larımız var. Şuraya bir ilerleyen zamanlarda büyük ihtimal video çekerim. Şu kolektör büyük ihtimal değişecek. Şuraları açmayacağım. Şimdi su sarfiyatımız olmasın. Şimdi dediğimiz gibi şurayı bir açalım. Genel kontrolümüzü yapalım. Panelalarımız burada. Evet. Şöyle bir açalım arkadaşlar. Evet, gevşettim. Bir elimle çekiyorum, bir elimle yapıyorum. Alet tripodum bozuldu. Odaklama sorunu da olabilir. Evet, bunu çıkardım arkadaşlar. Bu kelepçe. Diğer tornavidamla şunu hafifçe şu şekilde, tornavida görüyorsunuz arkadaşlar, düz olabilir, yıldız olabilir. Şunları kenar çekelim. Yine içindeki büyük ihtimal sarı su birikmiş olabilir. Açıyorum. Evet, büyük ihtimal herhalde az öyle gibi. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar, yoğun kir ve tartarı görüyorsunuz, akıyor. Çok kirli bir şekilde. Şu normale döndü. Bakayım, şu soğuk ama tabii ki içinde yine tartarlar akıyor. Evet, kireç oluşmuş. Hala akmaya devam ediyor arkadaşlar. Su biraz ısınmaya döndü ama tabii ki bunun içindeki oluşumlar, tartarlar yine benim elime geliyor. Biraz aksın. Bu şekilde arada sırada 3 ayda 4 ayda bir yapın arkadaşlar. Bir yandan çekim yapıyorum, bir yandan elim tabii ki burada. Karacomert TV'ye abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone sayımız gittikçe artıyor. Evet, su normale döndü. Biraz isterseniz kapatalım. Bu arada videoyu şu anda sonlandırmaktayım. Çünkü elim ıslandı. İki elimle birlikte klepçeyi takacağım. Durdurmak zorundayım. Şu kelepçemizi sıktık. Şimdi diğer arkadaşımızın Yunus'una geçeceğiz. Şu kırmızı beyaz olana bakacağız. Şimdi bunun da şeyini şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Amatör yapıyorum ama dediğim gibi Karacaoğlu TV'de beni bir şeye getirdiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Yunus'larda yine petek kontrolünü sağlayacağız arkadaşlar. Evet, kelepçemiz serbestleşti. Bunu çıkarın arkadaşlar. Yavaş yavaş şuradan asılarak. Evet, gördüğünüz üzere. Oo, evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arkadaşımızın Yunus'u acayip derecede püf oluşumu oluşmuş. Kendisini biraz önce aradım. Bilgisi var. Yunus'u çok fena ısınmış ama tabii şuradan kelepçemizi, tıpamızı alalım. Bunları arada sırada muhakkak yapın arkadaşlar. Dediğim gibi diğer videolarımda yapmıştım ama bu Yunus'un içindeki
peteklerin sağlığı açısından güzel. Yani güzel dediğim yani daha uzun ömürlü olması için, küfün içeride barınmaması için, dışarı tahliye olması için daha garantili, daha güzel bir şekilde oluyor. Evet, suyumuz normale döndü. Bakalım şurada sıcak fazla harfiyat sağlamadan kapatıyoruz arkadaşlar. Evet, bunu da kapattım arkadaşlar. Diğer videomda gibi olduğu gibi gördünüz. Şunun kelepçesini takacağım arkadaşlar. Videoyu tekrar dediğim gibi durdurmak zorundayım. Evet, üçüncü gün sumuza kontrol sağlıyoruz. Bunun içindeki kolektörler arkadaşlar daha henüz yeni değişmişti. Mustafa abi aradım, izin aldım tekrar bir içindeki suyu boşaltmak için. Şuradan açalım bakalım, kontrol edelim. Mustafa abinin kolektörü daha yeni değiştirmişti ama gene bir yine kontrol edelim. Evet, kelepçemizi çıkardık arkadaşlar. Evet, bu büyük ihtimal yeni olduğu için tabii ki. Evet, çıkartıyorum arkadaşlar. Oo. İçindeki tortu ve şeyleri görüyorsunuz. Çok acayip şekilde akıyor arkadaşlar. Gönül suyumuzun peteğe sağlığı için bu önemli. Gönül suyu ısınmış. Evet, bu daha sıcak. İçindeki şeylere giden şeyler görüyorsunuz. Evet, şurada görüldüğü üzere sarı sarı. Evet, bu suyumuz da normale döndü. Bunu kapatabiliriz. Bir yandan çekiyorum, bir yandan elimle kapatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi üçüncü gün sumuzun da petek kontrolünü yaptık. Şimdi onun kelepçesini kapatacağım. Değerli arkadaşlar, gün sularımızın kontrolünü yaptık. Siz de 2-3 ayda bir ya da 4 ayda bir, 5 ayda bir muhakkak ki kolektör temizliğinizi yapın. Bu video ikinci video olarak geliyor sizlere. Büyük ihtimal benim kolektörlerimin içi değişecek. Onu da ikinci bir video olarak sizlerle paylaşacağım, çekim yapacağım. Geçen gün fiyat aldım, kolektör fiyatları. En son aldığımda 165 TL idi. Yalnız şu anda fiyatlar ve kurdan dolayı 420 liraya kadar çıkmış bir kolektör peteği. Artık nasıl bir yol izleyeceğiz bilmiyorum. 2 tane alacağız ve 840 lira para vereceğiz. Ya da 400 lira yapacağız, 800 lira vereceğiz. Bakalım, iyi araştırmamdan yapacağım. Yani iyi araştırma yapacağım. Kusura bakmayın, sürçülisan ettiysem affola. Karaca Ömer TV'ye abone olun. Büyük bir aile oluyoruz yavaş yavaş. Elimden geldiğince yeni videolar yapmaya çalışacağım. Biliyorsunuz oğlum da hastaydı, kalp ameliyatı olmuştu. Onundan ara sıra hastaneye gidiyoruz. Holter falan çekiliyor. Kalp ilaçları var, dediğim gibi kullanıyor. Ara sıra yüklemeye çalışıyorum videoları elimden geldiğince. Dediğim gibi durum bu şekilde. Karaca Ömer TV'ye abone olun. Beğenme ve yorumlarınızı bekliyorum. Kalın sağlıcakla.